diyoruz son derece önemli. Hem seçim güvenliği meselesi hem ilerleyen dakikalarda tekrar bazı ayrıntılarını da konuşacağız. Gezi davasının çıkan sonucunun. Ama şimdi güvenlik meselesi en son Emin'de kalmıştı. Sen devam et sorunla. Evet. Şimdi salçalı düdük makarnadan fırsat salçalı kalmamıştı. Evet, salçalı düdük. Soruma. Ben Nezih Onur Kurru'ya şunu sormak istiyorum. Siz de seçimin ilk turda bitmesinin muhalefet için en iyi senaryo olduğu fikrinde misiniz? Çünkü öyle görünüyor ki eğer meclis çoğunluğunu da alamazlarsa ki biraz önce söylediğiniz seçenekler, ben de onları da çalışmıştım. Hani Cumhur İttifakı'nın çoğunluk, yani 40'ın üstüne 44, 43,8'lerde falan bile o sonucu alabilir. İllerdeki duruma göre. Hatta belki 42 ile bile alabilir meclis çoğunluğunu. Hangi ilde ne oy aldığına bağlı olarak. İki arada, yani Cumhurbaşkanı seçiminin o birinci turuyla ikinci turu arasında dönüp seçmene bak meclis çoğunlukları da yok zaten bunlar yönetemezler diyebileceğini veya bunu da Sayın Öztan Hocam da biraz değerlendirsin sonra sizden sonra isterim veya geçmişte Haziran seçimleriyle o Kasım arasında gördüğümüz gibi şeyler yaşama riskimizden bahsedenler var. Biraz buna da bir değinir misiniz? Ben katılıyorum. Yani ikinci tura bırakmak çok büyük risk. Çünkü şu an Cumhur İttifakı otoriter bir rejim oluşturmuş durumda. Yani çok açık konuşmaya gerek yok ama az önce bahsettiğimiz gibi 7 Haziran 1 Kasım arasındaki o tetiş ortamının yaşanabilme ihtimali bence daha da güçleniyor. Yani şu an rejimin gücü çok daha yüksek eskisine nazaran. Ayrıca şu tecrübeyi de yaşattılar. Yani İBB seçimlerinde belediye meclis ve ilçe seçimlerini yenilemediler. Sadece İBB seçimleri yenilendi. Erdoğan sürekli topal ördek söylemi üzerinden İBB'yi sıkıştırdı ve tüm yetkilerini elinden almaya çalıştı. Yani en son artık müzeleri de elinden almaya çalıştı İBB'nin. Bu tecrübe de seçmenlere bir ders olarak aktarılabilir. Ayrıca tabii burada aday performansı da önemli. Yani eğer ki doğru aday seçilmezse de ikinci tura kalınan senaryoda ehvenişer oyları yanına çekebilir Erdoğan. Şimdi Türkiye'de aslında seçmenler 3 bloka ayrılıyor. Bizde sol sağ gibi ayrıldığı söylenir. Hep bu çok doğru bir analiz değil. Koç Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ali Çarkoğlu'nun da çalışması var. Benim de hocam kendisi. Türkiye'de seçmen 3'e ayrılıyor. Sol seçmen, merkez seçmen ve sağ seçmen olmak üzere. Kendini solda konumlandıran, ideolojik cetve üzerinde kendini solda konumlandıran seçmenler yaklaşık 30 puana yakın. Merkez seçmenler de 25-30 puan arasında. Sağ seçmen 40 puan. Yani bu ezber vardır ya, işte sol 35, sağ 65, sağa oynamak lazım. Ancak öyle iktidara gelebilirsiniz diye. Bu doğru değil. Doğru olan şey şu, merkez seçmeni yanınıza çekebilmeniz. Merkez seçmen iki tarafa da şu an tam olarak angaje değil. Fakat doğru adaylarla muhalefet şu an daha çok sol tarafı tahkim etmiş durumda. Cumhur İttifakı ise sağ tarafı tahkim etmiş durumda. Merkez seçmeni hedefleyebilmek için daha kapsayıcı, yani hem sola hem merkeze, aynı zamanda da sağa da ürkütmeyen bir aday program ve söylem profili çok önemli. Bunların hepsi birbirle bağlantılı. Hem aday performansı, hem meclis performansı, hem de ikinci tura bırakılmadan seçim güvenliğinin sağlanabildiği bir seçim atmosferi çok önemli bence aday konusu bu noktada. Barış'a bırakacağım sözü ama Güven, size de sormak istiyorum. Yani siz de bu potansiyeli görüyorsunuz Emin'in söylediği, değil mi? Yani bu iş ikinci tura kalırsa Erdoğan'ın sokakları da, kitleleri de, miting alanlarını da rahat bir şekilde manipüle edebilme olasılığı var. Çünkü geçmiş dönemde bunu gördük. Üstelik de orada sadece Erdoğan girmiyor devreye, daha farklı belki dinamiklerde devreye girebilir. Bu muhalefetin üstünde durması gereken bir nokta mıdır?
Şüphesiz yani bir defa meclis çoğunluğunu almayı hedeflemek çok önemli. Her halükarda meclis ne kadar işlevsizleşmiş olursa olsun bir psikolojik üstünlük. İlk turda Cumhurbaşkanlığı alınamasa bile hani keza böyle bir şey oldu diyelim ama ikinci şeye giderken ikinci tura giderken meclis çoğunluğunu almış olmanın psikolojik gücüyle gitmek lazım. O yüzden de milletvekili sayısını en azından salt çoğunluğa çıkartabilmenin bütün yolları denenmek durumunda. Peki diyelim ki pardon çok özür dilerim sözünüzü keseceğim ama diyelim ki mesela parlamento çoğunluğunu aldılar ama başkan ilk turda seçilmedi. Erdoğan dönüp ya bak parlamento benden gitti ama beni başkan seçin yoksa ortada parlamento onlar bütün kazanı saklar gidecek. Yani kelimelerimi seçerek kullanmaya çalışıyorum da sonradan problem anlıyorum olmasın diye. O yüzden duraksıyorum. Yani bu tip dengeler üzerinde oynayabilecek durumu görebiliyor musunuz? Şüphesiz yani parlamento seçiminin muhalefet tarafından parlamento çoğunluğunun özellikle muhalefet tarafından alınmış olması muhalefeti rahatlatacak bir nokta olmaz. Eğer başkan ilk turda seçilemiyorsa bu doğru mudur? Şimdi tabii ki ideali bu. İdeali bu. Bunun zorlanması gerekiyor ve bunun da hatta şöyle zorlanması gerekiyor. Yani ilk turda %60'ı bulan falan bir şeydi bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Güçlü bir biçimde. Ve ikisinin beraber oluşturduğu sinerjiyle birlikte de artık rejim üzerinde yapacağınız değişikliği ve anayasa değişikliğine doğru giden yolu açacaksınız. İdeali bu. Ama bu gerçekleşemediği durumda bile meclisteki çoğunluğu kuvvetlendirmenin her zaman önemli olduğunun altını çizelim. Bu bir sonraki aşamada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çok muhalefetin elini güçlendirir ve bir defa çözülür. Yani mevcut Cumhur İttifakı içerisindeki klikler çözülür. Parlamentodaki üstünlük diğer tarafa geçer ve Cumhurbaşkanlığı ilk turda gerçekleşmezse, alınamazsa. O yüzden önemli bir şey. Bu hedeften hiç vazgeçmemek lazım. Çünkü bu zamana kadar hep kafa şöyle işliyordu. Zaten bütün yetki Cumhurbaşkanı'nda. Cumhurbaşkanlığını alalım gerisi ne olursa olsun. Bu doğru bir analiz biçimi değil. Barış. Şimdi aslında muhalefet içindeki bu hazırlık öyle anlaşılıyor ki aslında tek bir listede bütün her yerde olması biraz önce konuştuğumuz gibi olmayacak büyük ihtimalle. Çoktan seçmeli olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ayrıca İyi Parti'nin olduğu ancak İyi Parti'nin altında bu masadaki sağ ittifakın toplandığı belki de bir sistem oluşacak. Yer yer İstanbul 1. bölge, 2. bölge, 3. bölge, İzmir gibi yerlerde ikisi birden olacak. Ama Anadolu'nun bazı yerlerde birbirlerine destek verdikleri bir sistem olacakmış gibi görünüyor. Yani dışarıdan bakınca öyle görünüyor. Erdoğan'ın senaryosu Cumhurbaşkanlığı almak, maksimal senaryo. Cumhurbaşkanlığı almak, meclisi almak, birini kaybettiği durumda öbürünü elinde tutmak. Sizin de söylediğiniz gibi çıkan şey bu. Aslında hikaye bu kadar özetlenebiliyor ama bir şey daha var. Muhalefette gördüğümüz bir tartışma demeyelim ama bir farklılaşma oldu. Temel Karamollaoğlu dedi ki, üçüncü ittifak olabilir dedi. Ali Babacan hayır dedi. O da açık bir şekilde buna karşı olduğunu. Aslında bir üçüncü ittifak meselesi şuradan besleniyor. Ona da bakıldığında. 1991 seçimlerinde Erbakan'ın öncülük ettiği aslında sağa karşı alternatif bir sağ ittifak kurma senaryosu hatırlarsınız. Evet. O dönemi Anavatan Partisi iktidarına karşı Milliyetçi Çalışma Partisi, MÇP, Islahatçı Demokrasi Partisi, MÇP, Refah Partisi'nin aslında alt alta topladığınız zaman biraz önce söylediğim matematik nedeniyle 3 artı 3'ün bu sefer 7 etti. %17 oy aldı diye hatırlıyorum eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. Haklısınız. Temel Karamollaoğlu böyle bir senaryo üzerine topladı ve
Benim dikkatimi çeken bir şey oldu. Sizin de dikkatinizi çekmiştir belki. Tayyip Erdoğan 2018'den beri hiç gitmediği Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ne gitti 4 sene sonra.